Sunduğu spor masası devam ediyor. Spor Masası'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz sayın seyirciler. Bu bölümde Salim Yıldız ve ben Samsun'daki amatör diğer karşılaşmaları değerlendireceğiz. Selçuk'a diğer bizim haber gazetesiyle alakalı işler olduğu için ayrıldı. Direkt kaldığımız yerden devam edelim. En son U19 elit ve birinci küme maçlarını konuşmuştuk. Futboldan devam edelim. Yabancılar pazarı eski ismiyle, yeni ismiyle Yappa Akademi. Kadınlar Futbol 1. Liginde Samsun'u temsil ediyor. İkinci hafta Ahmet Spor'u konuk ettiler, Diyarbakır temsilcisini. Sen maçtaydın. Neler söylersin? Evet, kadınlar futbol birinci ligindeki temsilcimiz. Yine üst düzey profesyonel liglerde yer alan takımımız Yappa Akademi. Eski adıyla Yabancılar Pazarı Spor, yeni adıyla Yappa Akademi. Büyük bir oluşum içerisine girdiler Başkan Ali Akgüz nezaretinde. Ve güzel de bir oluşum içerisine girdiler. Hem alt yaş kategorilerinde hem kadın futbolunda önemli işler yapmaya çalışıyorlar. Ahmet Spor maç öncesi Sayın AK Parti Milletvekilimiz Hasan Basri Kurt, ASKF Başkanı Şener Aydın, yine İlk Adım Gençlik Hizmeti ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, yine TFF Bölge Müdürü İbrahim Güven, karşılaşması öncesi Ahmet Spor'lu oyunculara çiçek ve plaket verdiler. Ali Akgüz, Samsun'un hatırası olarak Ahmet Spor'lara Atatürk şilti verdi. Güzel bir görüntüyle başladı maç ama ne yazık ki istediğimiz skorla bitmedi. Ahmet Spor 2-0 sahadan galip ayrıldı. Yappa evinde kaybetti. Tabii ki lig daha uzun bir maraton. Her şey bitmiş değil. Yani kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama kötü bir başlangıç yaptı. İlk iki maçın ikisini de kaybetti. Üst üste iki maçını dediğin gibi kaybetti. Ama işte kaybetti deyip de bundan sonra hep kaybedecek değil. Tabii ki kazanacaktır. Samsun'u en iyi şekilde Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde temsil edecektir. Bu arada tabii ki yine bizim de aynı zamanda sponsorumuz olan Özgün Evet. Asansör'ü ziyaret etti. Yapmanın da destekçisi. Evet. Onunla alakalı... Serdar Özünen, Özünen Asansörler Yönetim Kurulu Başkanı her zaman Yappa'nın yanındaydı zaten. Yine gerekeni yaptı. Yappa'ya güzel bir jest yaptı kendisi. Yappa'nın iki deplasman masrafını üstlendi. Böyle insanların sporda var olması gerçekten güzel bir şey. Çünkü bu takımlarımız desteklenmesi gerekiyor. Yani sadece işte belediyelerden değil, sadece işte siyasetçilerimizden değil, yine böyle iş adamlarımızın da takımlarımıza destek vermesi gerekiyor ki Serdar Özünen de genç bir iş adamımız. Yappa'nın her daim yanında olduğunu vurguladı. Ve Yappa'nın iki deplasman masrafını karşılayacağını ifade etti. Yine kendisi gibi de diğer iş adamlarımıza örnek olmasını istedi bu durumun. Yine Başkan Ali Akgüz de Serdar Özünen'e teşekkür etti ve yanında oldukları için büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çünkü amatör spor kulüpleri için bu tür destekler gerçekten önemli. Biz takımımıza destek vermeliyiz ki onlar da bizi en iyi şekilde temsil etsinler. Kolay iş değil. TFF Kadınlar Futbol 1. Liginde, yani Kadınlar Futbol'un en üst liginde yer almak gerçekten kolay iş değil. Burada da bu takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Nasıl ki handball alanında GSK takımımız vardı, gençlik spor kulübümüz. Onlara sahip çıkamadık. Onlar Süper Lig'den bir alt lige düştüler. Şimdi tekrar yine 1. Lig'de en iyi şekilde performans gösterip Süper Lig'e çıkmaya çalışıyorlar. Tabii onların düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi desteksizlikti. Ama ve lakin gelinen noktada böyle iş adamlarımızın takımlara sahip çıkması gerçekten mutluluk verici bir olay. Biz de bu kadın takımlarının özellikle hangi branş olursa olsun desteklenmesi gerektiğini inanıyoruz. Ama bu hafta ne yazık ki sen Samsun Gençlik Spor Kulübü dediğin zaman Bursa Gücü'ne 29-27 kaybetti. İlk yenilgisini aldı. Onu da söyleyelim. O maçı da açık ara öndeyken ne yazık ki verdi. Bu nazar boncuğu diyelim. Handbolculara da buradan başarılar dileyelim. İnşallah zaten Mustafa Hoca da bu yenilgilerden dolayı genç takım, o genç bir oyuncu potansiyeline sahip olduğu için onlara ne dersler çıkartılması gerektiğini anlatacaktır. Evet. Dileyelim ve Anakent Spor'a geçelim.
erkek basketbolunda Türkiye Basketbol Ligi'nde temsil ediyor Samsun'u. Ben Düzce Belediyespor maçındaydım. Geçen hafta Antalya Spor'a kaybetmişti evinde. Bu hafta da Düzce Belediyespor'a 88-73 yenildi. Evinde sadece bir galibiyet aldı. Onu da sen çektin. Yani benim gittiğim maçlarda genelde yeniliyor. Gerçi benlik bir durum yok burada ama hoca da iç sahada psikolojik olarak belli bir kötü gidişat olduğu zaman, bir mesela Antalya Spor maçı 3. periyottaydı. Bu maçta da yine maça tutunma anlamında sıkıntı yaşadı. Evet. Ne yazık ki yine kaybetti. 3 galibiyeti var. Geri 6 mağlubiyeti var. Üzücü. Biz playoff bekliyorduk. Yine İvanov'la yollarına ayrıldı herhalde. Tabii ki bir de sıcak bir gelişme var. Bulgar oyuncusu İvanov'la yollarını ayırdı. Ama İvanov da takıma performans olarak düşük bir performans vermiyordu. Düşündükleri şey, çünkü burada da iki yabancı oynatabildiğiniz için tahminen İvanov'dan herhalde daha iyi oyuncu alacaklar ki İvanov'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdılar. Çünkü İvanov'un buradaki performansına bakıyorum. Ligdeki 9 maçın 8'inde oynamış. 13.4 sayı ve 5.2 rebound ortalamayla oynuyor. Yani takıma bir katkısı var. Önemli bir katkısı var ama demek ki hoca gerçi kendi aldırdığı oyuncu ama bir değişiklik istemiş. Hayırlı olsun diyelim. Ivanov'un da Serie A takımlarından Felix Pistonia'nın talip olduğu ulusal medyada da yazıldı diyelim. Basketboldan engelli basketboluna geçelim. Tekerlekli sandalye basketboluna. Bu hafta iki maç vardı. O iki maçın birini ben takip ettim. Birini sen takip ettin. İstersen Medical Park Samsun engelli gücünün maçını sen değerlendir. Ben de Samsun Beskin, Samsun derbisi bir alt ligdeki takımları değerlendir. Evet, yine Medical Park Samsun engelli gücü evinde Ahmetspor'u konuk etti ve Ahmetspor'u 56-33'lük farklı skorla mağlup ederek haftayı galip kapatan takım oldu. Ligin 4. haftası. Bir haftayı bay geçti. Evet, 3'te 3 yaptılar. Bir haftayı bay geçtiler. İlk adım Mustafa Dağıstan Spor Salonu'nda oynandı bu maç ve basketbol severlerinin de az da olsa ilgisi vardı tabii şu ki. Şu anda Beskin, Samsun derbisinin görüntüleri var ama az evet, sonra engelli gücünün... 5-5'e devam edecektir o görüntüler. Biz tekrar Samsun, Medical Park Samsun engelli gücünü tebrik ediyorum ben burada. Yani her ne olursa olsun sporda engelin olmayacağını bize gösteren en büyük önemli etkenlerden bir tanesidir bu tür kulüplerimiz. Yani benim işte sol bacağım yok, benim işte sağ kolum yok demek hayata küsmek değil. Bunlar en büyük örnekleridir bize. Yine potoda bizi en iyi şekilde temsil ediyor Samsun Medical Park engelli gücü. Buradaki hocalarımıza da başarılar dileyerek Anıl kardeşimize de teşekkür edelim. Bizi her türlü deplasmanda, iç sahada, idmanları her türlü bizi bilgilendirmeyi yapıyor. Ona da takımıyla beraber başarılar dileyelim. Ben de bir alt liginde, yani bölgesel ligde mücadele eden Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Samsun Besk'le Kuzey Yıldız Engellilerin Samsun derbisini izledim. Bu ilk maçlarıydı bu gruptaki. Rahat bir skorla Samsun Besk 82-11 kazandı. Biraz güç farkı vardı. Burada da tabii ki Kuzey Yıldız Engellilerin hiçbir destek almadığınız, yani o takım kurma anlamında sıkıntı yaşadığını dile getirelim. Çünkü Medical Park engelli gücü ve Samsun Besk'in çok olmasa da destekçisi var diyelim, az evet, da olsa. Ama Kuzey Yıldız'ın hiç yok. İnşallah engelli abilerimize, büyüklerimize, kardeşlerimize daha fazla, aynı kadın sporlarında olduğu gibi destek çıkan, maddi manevi, sadece maddiyat değil maneviyat da bazen çok önemlidir. Maddi manevi destek çıkan iş adamları ve bürokrasi artar diyelim. Engellilerden devam edelim. Ampute futbol. Ampute futbolda da yine Samsun Besk ve Medical Park engelli gücünün maçları vardı. Şimdi Samsun, istersen ben Samsun Besk'in maçını değerlendireyim. Çünkü görüntülerle beraber eşli olsun. Şu anda Samsun Besk'in maçı var. Golü de görüyoruz. Gol oldu, yağdı diyelim. Samsun Besk 10 tane gol attı rakibine, Çukurova Ampute'ye. 3. haftada farklı bir galibiyet aldı. İlk yarı 1-0'dı ama ikinci yarı 9 gol attı. Rakibinin evet, biraz gardı düştü. Burada da tanıdığımız arkadaşlarımız da var. Tek bacaklarıyla futbol oynuyorlar.
Ve de gerçekten çok yetenekli oyuncular da var. İsmini şu anda hatırlayamıyorum ama Santra'dan alıp bir golü var. Keşke videoyu alabilseydim. Santra'dan aldı tek başına bu maçta. Gitti ve golünü attı. Şimdi Samaras'la falan şey yapıyoruz ama emin olun hani buradaki oyuncuların çoğunun eğer iki bacağı olsa yani çok kaliteli futbolcu olabilecek isimler var. Burada şu anda saygı duruşu da var Melik engelli gücünde. Bu Naim Süleymanoğlu'nun vefatıyla alakalı yine geçtiğimiz hafta bütün maçlarda saygı duruşunda bulunuldu. Medical Park engelli gücü de 1-0 mağlup etti. Tek geçti diyelim. Onlar da lige kötü başlamışlardı. Ama Sakarya Ampute karşısında aldıkları galibiyetle o şanssızlığı kırdılar. Diyelim engelli sporlarının ben hani başarıdan çok spor açısından bakıyorum. Aslında bütün spor anlamında hepsine spor başarıdan öncelikli olarak bir fair play, centilmenlik ve spor anlamında bakmamız lazım ama engelli sporlarında bunun daha da ön planda olması gerektiğini inanıyorum diyerek senin de ekleyeceğin bir şey yoksa ilk adımdaki bilek güreşine geçelim diyorum. İlk adımdaki bilek güreşi etkinliği ile alakalı ilk adım belediyesinin ev sahipliğinde yapılan haberimiz hazırsa ekranı verelim. Ondan sonra bu organizasyonla alakalı değerlendirmemizi yapalım. İlk Kadın Belediyesi Yıldız Gençlik Spor Kulübü ve Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Samsun İl Temsilciliği işbirliğinde 5. Samsun Liseler Arası Bilek Güreşi Turnuvası Mete Adanır Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya İlk Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tokun yanı sıra Samsun Gençlik Hizmetleri ve Samsun İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Samsun İl Temsilcisi Numan Gevelioğlu, spor ilçe müdürleri, veliler ve çok sayıda sporsever katıldı. 50 ile 80 kilo arası ve lisanslı tüm lise öğrencilerine açık olan turnuvada 132 sporcu ter döktü. Dereceye giren 16 öğrenci madalyalarını İlk Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tokun elinden aldı. Genç sporcular Başkan Tok'la bilek güreşi yapıp sohbet ederken organizasyona destek vererek ev sahipliğini üstlenmesinden dolayı TOK'a teşekkür etti. Ben de öğrenelim de onu göre aldık. Hadi buna göre. Adresim de belli. Ben de gençlik yılında spor öğrencisi oldum ama bilek güreşi sadece anlatıyorum. Ben de diyorum burada da anlatıyorum. Ben de gençlerimiz var. Bizler okullarımızda, sınıflarımızda böyle çok mücadele açısından düşünüyorum. Bilek güreşi. Yani şimdi de zannediyorum okullarda vardı. Tabii kurallara uygun değil. İlk adımdaki bilek güreşi organizasyonu güzel bir organizasyon. Bilek güreşine yoğun bir ilgi var. Samsun'da da bu potansiyeli var diye inanıyorum. Çünkü bilek güreşini biz arkadaş arasında bile hemen hadi böyle bir iddialaştığın zaman yapılabilen bir spor. Tabii ki onun belli bir teçhizatı olması gerekir profesyonel anlamda ama hani normal arkadaş arasında bile bu sporla altyapısını oluşturabilirsin. Bence bu spor Samsun'da ilerleyebilir, Karadeniz'de ilerleyebilir. Çünkü Karadeniz'deki insanların bileği kolay kolay bükülmez. Senin de söyleyeceklerin varsa... Zaten dediğin gibi bir federasyonu var bu sporun. Şu anda resmi olarak bir federasyonu da var. Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Samsun İl Birinci tarafından yapılmış herhalde. Bu liseler arasında doğru mudur? Evet. Yani 132 sporcu tam mücadele ediyor. Bilek güreşi dediğin gibi eskiden hani yapardık kendi aramızda ama onu hani pek spor olarak görmezdik ama bilek güreşi de gerçekten ciddi anlamda bir potansiyele sahip spor anlamında. Yine İlk Adım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok da elinden geldiğince kendi ilçesinde ve diğer ilçelerde elinden geldiğince spora destek olmaya çalışıyor ve farklı spor branşlarında sporcular yetiştiriyor İlk Adım Belediyesi. Ki madalyalı sporcuları da var. Avrupa arenasında, dünya arenasında yarışan, boy gösteren sporcular da var. Biz tebrik ediyorum. Yani hani sporun her anlamında spora katkı sağlayan herkes için az da olsa, çok da olsa ben
Gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü sporu desteklemek demek çocuklarımızı ve gençliğimizi desteklemek demektir. Bunu zaten herkes bilinci içerisinde hareket ediyor. Badminton haberimiz var. İstersek direkt badminton haberimizi ekrana getirelim. Ondan sonra badmintonla alakalı vereceğimiz birkaç haber var, güzel haberimiz var. Badminton'da Türkiye Balkan uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar elde eden Samsun Gençlik ve Spor Kulübü badminton takımı yeni başarılar için antrenmanlarını sürdürüyor. 5 performans ve 25 altyapı sporcusuyla çalışan Samsun GSK kıdemli milli takım antrenörü Kerem Kali nezaretinde haftanın 6 günü form tutuyor. Şubat 2018 tarihinde Rusya Kazan'da yapılacak U15 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin taslak kadrosuna iki oyuncu gönderdiklerini ifade eden Kerem Kaylı, "Nisanur Tunçer ve Ece Terzi milli takımımıza kazandırdık. İnşallah Avrupa Şampiyonası öncesi oluşturulacak kadroda da yer alacağız. Hedefimiz Avrupa'da altın madalyayı ülkemize kazandırmak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. Badminton'da çok fazla altyapıda yetenekli milli takıma gönderdiğimiz sporcular var. Bu haberde de zaten ikisinin ismi söylendi. Nisanur Tunçer ve Ece Terzi. Aynı zamanda İlkadın Belediyespor'da da önemli sporcular var. Ömer Vapurcu, Türkiye Junior Badminton milli takım seçmesinde başarılı olarak Ayrıca milli takıma seçildi. Aynı şekilde İlkadın Belediyespor'un antrenörü, yine badminton antrenörü Şaban Kırcalı ile Serkan Uğurlu, Çekya'da düzenlenecek 17 yaş Avrupa Şampiyonası'nda Samsun'u ve Türkiye'yi temsil edecek. Yani badminton'da altyapı biz sürekli haberlerinde yapıyoruz. Gerçekten alt yaş kategorilerinde çok başarılı sporcular var. İnşallah bunlar üst yaşlara da gelir ve önemli Avrupa ve dünya organizasyonlarında Samsun'a ve Türkiye'ye madalyalar kazandırır diyelim. Çalışmalarında bol, yani yoğun tempolarında kolaylık dileyelim ve bol şans dileyelim turnuvalarda da. Senin değerlendirecek, ekleyecek bir şeyin varsa ben biraz hızlı geçiyorum. Çünkü ikinci bölümümüz, izleyicilerimiz de bilir, artık yarım saatlik bir dilim, 20 dakika azaldığı için biraz hızlı gidiyoruz. Tırmanış haberimiz var. Tırmanışta Samsun'da Canik Atatürk Spor Salonu'ndaki yapılan tesislerin ardından Samsun'da önemli bir ivme kazandı. Tırmanışla alakalı turnuva il birinciliği düzenlendi. Bununla alakalı haberimizi de izleyelim. Ondan sonra birkaç kelam da edelim. Dağcılık Samsun İl Temsilciliği'nin 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Spor Tırmanış Minikler Samsun İl Birinciliği 1. ayak yarışması çekişmeli performanslarla tamamlandı. Canik Atatürk Spor Salonu tırmanış duvarında gerçekleştirilen turnuvada 14 kulüpten 47 sporcu mücadele etti. Minik erkekler kategorisinde Serhat Can Bozyel ve kızlarda Fatma Şalu birincilik elde etti. Minik erkeklerde ise Kerem Talha Kara ve kızlarda Tuğan Aydın şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Dağcılık Samsun İl Temsilcisi Faik Can Özden, ikinci ayak yarışlarını Aralık ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Organizasyon sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Dağcılık'ta da çeşitli projeler var. O projelerde yetenekli sporcular yetiştiriliyor. Yine Faik Can hocamız bu turnuvalarla beraber bu ilk ayağı da ikinci ayağı da yapılacak. Tırmanışta zaten biliyoruz ki Karadeniz'de o dağcılık sporunun ta çocukluktan gelen bir potansiyeli olduğunu. İnşallah daha iyi olacak. Milli sporcularımız da var. Ama tabii ki milli sporcular gidemedi. Federasyonun bazı kararlarından dolayı diyelim. Dağcılık'ta başarılar dileyelim. Bu arada önemli bir not da var.
futboldaki konuşurken onu atladık ama en sonumuzda yani en programın sonunda buna değinmeden olmaz çünkü çok önemli bir gelişme diyelim. Evet, Samsun ASKF Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Samsun Başkanı Şener Aydın 3. kez teşkilatlarına sorumlu olarak görevine seçildi. TASK Genel Başkanı Ali Düşmez'in ekibinde yer alıyor Şener Aydın. Samsun'da, Samsun amatöründe gerçekten önemli işler yapan, kulüplere önemli destekler sağlayan, elinden geldiğince yardımda bulunan, onların sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışan, gecesini gündüzüne katan bir başkan Şener Aydın. Ki zaten Şener Aydın'ı tanıyanlar, yakından tanıyanlar da iyi bilir. Bu da tabii ki Samsun adına sevindirici bu durum. Çünkü genel başkan yardımcısı olmak demek önemli bir mevki demektir. Önemli bir söz sahibi olmak demektir. Bu Şener Aydın'la alakalı değil aslında. Samsun'un oradaki potansiyelini daha üst seviyeye çıkarmak demektir. Samsun'u en iyi şekilde temsil etmek demektir. Biz de Şener Aydın'a destek çıkarak onun da oradaki o önemli, bu önemli görevinde ona alternatifler ve yardımlar sağlamalıyız. Samsun Amatör Spor Kulüpleri olarak. Amatör Spor Kulüpleri başkanları da tabii ki yine Şener Aydın'a destekledi de ve desteklemeye de devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten geçen de bir kahvaltı yapılmıştı. Yine Sayın AK Parti Milletvekilimiz Hasan Basri Kurt'un katıldığı bir kahvaltı ASKF binasında oluşumu içerisinde. Orada da yine Hasan Basri Kurt'a, Sayın Vekilimize amatör spor kulüplerinin sorunları dile getirildi. Şener Aydın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından. Kendisi de, Sayın Vekilimiz de elinden geldiğince amatör spor kulüplerinin yanında olmaya çalışacağını söyledi, ifade etti. Yine Samsun İl Temsilcisi Hasan Özbulut ise ikinci kez TASK Disiplin Kurulu üyesine seçildi. Hasan Özbulut da gerçekten Samsun'da spora gönül veren, işini elinden geldiğince dört dörtlük yapmaya çalışan bir insan. Herkesin derdine derman olmaya çalışan bir insan. Yardımcı olmaya çalışan bir insan. Bu iki isim Şener Aydın ve Hasan Özbulut gerçekten Samsun'un bir markası artık. Yani artık Hasan Özbulut denildiği zaman Muay Thai da akla geliyor ama. Yine Muay Thai'da, evet. Muay Thai il temsilciliği herhalde Hasan abdeydi. Federasyonda da görevi Federasyonunda bir görevi vardı. Çok aktif insanlar. İkisini de yakinen tanıyoruz. Seviyoruz ikisini de. Görevlerinde başarılar diliyoruz. Dileyelim. Bugün programımızı biraz 5 dakika erken kapatacağız ama şöyle söyleyelim. Haber Gazetesi de, biz Haber Gazetesi'nin tabii ki ilk başta çalışanıyız. Evet. Bir medya grubu ama bizim önce gazete, sonra burada gazetedeki yaptığımız haberleri televizyonda görüntülü bir şekilde paylaşıyoruz. Haber Gazetesi de 13. yaşını kutlayacak 6 gün sonra. Biz de büyüyerek bu medya grubu Samsun'da bütün hem spor anlamında hem de diğer güncel haberler anlamında, dergicilik, radyo, televizyon ve gazete anlamında büyüyen bir kurum. Ama tabii ki bu kurumun ilk adımları gazeteyle atıldı 13 yıl önce. Biz de 13 yıl önce atılan bu adımların mutluluğunu yaşıyoruz ve 6 gün sonra bir önemli bir kutlama organizasyonu olacak. Sevindirici anlamda. Şimdi aslında nasıl derler, kendi yaş gününü de kutlamak biraz garip duruyor ama sen ilk günlerinden bu yana Haber Gazetesi'nde çalışan bir isim olarak neler söylersin? Evet, Haber Gazetesi diyeyim. İlk başta öyle bir başlangıç olmuştu. 2000, yanlış hatırlamıyorsam 2005-2006 yıllarında kurulmuştu ve 2007 yılları içerisinde ben burada ilk staja başlamıştım, görsel serviste. O zaman 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyordum. Burada bir aylık stajın ardından tekrar geri çağırdılar ve buranın artık 2007'den itibaren kadrolu olarak personeli oldum. Haber Gazetesi gerçekten genel yayın yönetmeni Necdet Uzun'la beraber oluşan ekipte, yine yönetim kurulu başkanımız Adnan Ölmez ve başkan yardımcımız Ahmet Şen Ocak'la beraber gerçekten büyük bir Haber Gazetesi artık kabuğunu açtı ve Haber Medya Grubu oldu. 2007'den itibaren Samsun'da ve bölgede en iyi gazetelerin başını çekti. Hatta Türkiye sıralamasında gerçekten önemli şu anda yerde bulunuyor Haber Gazetesi. Ben bu camiada, bu kadroda, bu oluşumda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, büyük gurur duyuyorum. Çünkü 2007'den beri Haber Gazetesi spor servisinde muhabirlik görevini yürütüyorum. Çok abilerimiz, çok kardeşlerimizle beraber çalışma imkanı bulduk.
gidenler oldu, yeni gelenler oldu aramıza. Ama biz hep burada olduk. Haber Medya Grubu her zaman Samsun'un ve Karadeniz'de en güçlü ses oldu diliyorum. İnşallah bundan sonra nice 13 yaşlara ulaşır, nice güzel yaşlara ulaşır. Buradaki herkes elinden gelen en üst kademedeki en alt kademeye kadar herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Bu gazeteyi okuyucularımıza ulaştırmakta, işte televizyonumuzu yine izleyicilerimize ulaştırmakta herkes elinden geleni yapıyor. Emektar kameraman arkadaşlarımız, yine dağıtımdaki görev alan abilerimiz, kardeşlerimiz. Herkes bir zincirin halkası. Bu zincirin halkasında bir diş olmadı mı aksam olur. O yüzden herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ve Haber Medya Grubu büyüyerek devam ediyor yoluna. Diyelim, biz de 13. yaşı kutlayalım. Bu haftalık da bu kadar. Samsun'daki bütün spor organizasyonlarına değinmeye çalıştık. Tabii ki sporun sonu yok. Atladığımız branşlar olabilir. Elimizden geldiğince bütün branşlara değinmeye çalışıyoruz. Zaman yettiğince. İnşallah gelecek haftada bizden ayrılmayın. Dolu dolu bir programla sizle birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Özinan Asansör'ün sunduğu